Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Copy My Data uygulamasını kullanarak eski cihazdan yeni cihaza işte rehber, fotoğraf ve videolar aktarmayı göstereceğim. Burada püf nokta önemli olan iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olması arkadaşlar. İki cihaz da aynı Wi-Fi ağına bağlı olmazsa arkadaşlar işlem yapamazsınız. Bunu söyleyeyim. En önemlisi bu. İki cihaz da aynı Wi-Fi'ye bağlı olacak. İki cihazdan da arkadaşlar Play Store'dan Copy My Data uygulamasını indiriyorum. İki cihazdan da arkadaşlar Copy My Data uygulamasını çalıştırıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olması lazım. Eski cihazdan göndereceğiz arkadaşlar. Wi-Fi üzerinden aratıyorum. General Mobile G312 GM22'yi gördü. Buradan buna göndereceğimiz için arkadaşlar Send Data diyorum. 6749 kod işledi. Şuraya yazıyoruz 6749. İleri diyorum arkadaşlar. Göndereceğimiz şeyler. Bakın burada işte kontak dediği rehber, işte takvim, fotoğraflar, videolar, işte bütün videolar vesaire özellikle seçilebiliyorsunuz. Ben buradaki her şeyi aktarıyorum. Şu an data transferine başladı arkadaşlar. Rehberi gönderiyor. Şu an rehberi alıyor. Önce bu gönderiyor, sonra bu oluyor şeklinde yapıyor. Şu an işliyor arkadaşlar rehberi. 222 tane numara kayıtlı cihazda. Bu reklamlar zaten bu uygulamada çıkıyor arkadaşlar. Onlara hiç dokunmanıza gerek yok. Reklama bol bir program ama yani benim bu data transferinde kullandığım en iyi program bu. Şu an arkadaşlar fotoğrafları gönderiyor. 713 tane fotoğraf var. 30 diye devam ediyor. Tabii şu cihazda 3000 tane fotoğraf olduğunu düşünün. Yani kendi belleğine büyük ihtimalle yetmeyecektir de bunun. Hani kendi belleği güçlü bir cihazda. Ona göre de zaman alıyor. Yani 713 tane birkaç dakika sürecektir. Thank you.
Evet arkadaşlar, şu an işlem tamamlandı. Komple ettiği zaman zaten uygulamaları kapatabilirsiniz. Şöyle bir deneme yapalım bakalım rehbere. Evet. Rehberimiz şimdilik kapalı kalsın. Rehberimiz geldi. Diğer şeyler özel olduğu için onları göstermeyeceğim. Fotoğrafta vesaire video. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. 1. İki cihazın da şarj en az %50 olsun. 2. Mutlaka iki cihaz da aynı Wi-Fi ağına bağlı olsun. 3. Eski cihazdan göndermek daha hızlı oluyor arkadaşlar. Hani bunda receive deseydik, hani bunun direkt send demesinden biraz daha yavaş oluyor. Ben öyle tecrübe ettim. Eski cihazdan yeni cihaza send şeklinde yaparsanız hızlı şekilde geçiyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizden ricam kanala abone olmanız, destek vermeniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.